Kerem, anlattıklarınızın üzerine tekrar bir geçelim. En son dün sahildeki çay bahçesinde gördünüz Emir Bey, doğru mu? Evet, kahve içtik. Sonra da kimse görmedi, konuşmadı. Telefon önce açıktı, sonra da kapandı, doğru mu? Evet. Şuraya bir imza atmanızı isteyeceğim. Kerem'in eşi Ömür Tarhun, dünden beri kayıp. Ben de ifadesini aldım. Telefonu bir süre açıkmış. Evet, şimdi gidip teknik servisten sinyal takibi isteyeceğim. Böylelikle bulunduğu son yeri öğrenmiş olacağız. Bu gibi durumlarda tüm detaylar önemlidir. Önemsiz bulup söylemediğiniz bir şey ya da ihtimal bile vermediğiniz herhangi biri önemli ipucu olabilir. Şimdi iyi düşünün. Eşinizin bir düşmanı var mıydı? Ona kim besleyen, zarar verebilecek herhangi biri. Savaş Karada. Kim bu Savaş Karada? Neden kin duyuyor eşinize? Bir yanlış anlaşılma yüzünden. Ne tür bir yanlış anlaşılma? Savaş Karada amcamın evlatlığıdır. Amcamla oğlunun ölümünü bilsem biliyor. Ben Mardinliyim. Amcamın zulmünden kaçıp geldim buraya. Efendim? Emir'den haberin var değil mi? Neden soruyorsun? Dün gece bu eve gelmedi ya, belki de. Belki de ne? Aman neyse ne. Ne ettiysen ellerin dert görmesin. Türlü türlü belayı çoktan hak etti o. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ettin? Araba burada, bin et. Seninle hiçbir yere gelmiyorum ben. Savaş abim karakoldan al, evine bırak dedi. Ne senden gelecek, ne de abinden gelecek yardımı istemiyorum. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Şimdi çekil yolumdan. Ya bir dur. Neye kızdın? Bak, hiç itiraz etme. Savaş abimin kesin emri var. O bir emir verdiyse öyle ya da böyle yerine getirilir. Emri sana verdi. Bana emir vermedi. Emir veremez bana. O yüzden şimdi git buradan. Bak yapma. Yine de kızacak bana. Gülper Hanım buyurun. Bu söylediklerimi abine aynen ilet. Eğer bu işin içinde onun parmağı varsa. Yanına bırakma. Thank you.
Efendim herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.